Saatimiz 20.11 ve Denizli Otogar'dayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya kadar neredeyse gündüz geldik. Buradan sonra şöyle turistimizi de gösterelim. Buradan sonra yolculuğumuz arkadaşlar karanlığa kalıyor artık. Evet, ilk bölümü burada bitirelim arkadaşlar. İkinci bölümde tekrar yolumuza devam ederiz. Gördüğünüz gibi Has Turizm'in yeni Trivago'suyla Hatay'a yolculuk devam ediyor. Evet. Denizli yolcularımızı alıp arkadaşlar şimdi yolumuza devam edeceğiz. Buradan sonra rotamız Dinar. Hatta öncesinde bir kaptan dinlenme tesislerine mola vereceğiz. Şu an Denizli otogarındayız. Gördüğünüz gibi Kamil Koç çıkıyor. Sırasıyla Kamil Koçlar. Has Turizm burada. Kaptan tesislerinde bir mola var. Ardından Dinar, Çay, Akşehir, Konya. Devam edecek.
yapacağım servisine başlayacaktır. Lütfen tutulması önem verici olur. Teşekkürleriniz afiyet olsun. Sayın hocamız canlı ve için lütfen emniyetle öneriniz yapmanıza önem verici olur.
ulaşamaz. Enerjimiz kapandı. Lenne tesislerine gelmiş Malta'yız. Yarım saat ihtiyaç molası verilecektir. Verilen süre bitiminde araçta kendinizi almanızı önemli rica olur. Teşekkür ederiz. Evet. Saatimiz 21.30 arkadaşlar. Kaptan dinlenme testlerine girdik. Yarım saat yemek ve ihtiyaç molası veriyoruz burada. Denizli'den beri arkadaşlar CSR ile beraber geliyoruz. Bakın o da şurada en başta. Isparta Petrol'ün bir yeni turizması. Balıkesir Uludağ'ında bir Safir Plus'ı var arkadaşlar. Dinlenme tesisinde şu an has turizmde. Burada yeni Travego, yeni kasa Travego ile gidiyoruz. Güzel bir yolculuk yapıyoruz arkadaşlar. Tabii karanlık yerde de çekmiyorum. Çekemiyorum daha doğrusu. Yani bir şey belli olmuyor zaten. Ondan dolayı da lütfen hani kusura bakmayın. Ben size kayda değer her yeri çekmeye çalışıyorum. Mesela şöyle tesisteki CSR'yi göstereyim size. Evet, Isparta Petrol, Balıkesir Uludağ ve Has. Evet, yolculuğumuzun 3,5 saati doldu arkadaşlar. Yani yarın 11-11,5 gibi Hatay'da oluruz diye düşünüyorum. Bakalım artık yola devam ediyoruz. Hadi bakalım şöyle bir tesisin içinde gezelim. Bir bakalım arkadaşlar. Evet. Ligaçan'a giden bir Balıkesir Uludağ. Isparta Petrol tam olarak nereye gidiyor bilmiyorum ama CSR de Hatay'a gidiyor tabii ki arkadaşlar. Bodrum Hatay seferi yapıyor bu da. Bizimki Marmaris Hatay. Evet, burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi kaptan dinlenme tesisinin restoranı, marketi ve VCS. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz.
bulunuyoruz. Akşehir Şapçı Bilinme Tesislerine gelmiş noktayız. 20 dakika ihtiyaç molası verilecektir. Verilen süre bitiminde araçtaki ellerinizi almanızı önem verici olur. Teşekkür ederiz. Gece saat 12 geçiyor arkadaşlar. Şu an Şapçı dinlenme tesisindeyiz. Evet. Tam 6 saattir yoldayız arkadaşlar. Bu iki mola arasındaki kaptanla bu Şapçı arasındaki ara çok kısa. 2,5 saat ama neden böyle yapmışlar bilgim de yok zaten. Buradan sonra çünkü ta Pozantı, daha doğrusu Ereğli, Ulukışlı'ya kadar mola yok. Demirel'lere kadar mola yok. O da zamanında gitmezse Demirel'lerde de durmayabiliyormuş arkadaşlar. Şu an Şapçı dinleme tesislerinde yarım saat bir mola verdik. Şöyle göstereyim tesisi. Yeni Aksaray var bir tane arkadaşlar. Travego. Ve bizim aracımız var. Şapçı tesisleri güzel. Beğeniyorum burayı. Yıllarca da geldik gittik buralara. Evet. 6 saati devirdik yolculuğumuzda. Hop. Bir tane Turizmo geçiyor ve hemen yanında bir Travego. Evet, hadi bakalım tesise gidelim arkadaşlar. Bakalım, bir lavaboya gidelim. Görüşürüz. Torbalar orada. Tamam, sağ ol. Tamam, görüşürüz.
Sen hemen uçak sana uçak. Niye gidelim? Bazıları 50 almış, bazıları 60.
gecenin Sayın Hocamız Konya Merkez Otoğan'a gelmiş bulunmaktayız. Konya'da inecek Sayın Hocamıza hoş geldiniz. Devam edecek hocamız için 5 dakika buradayız. .15 arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Konya'dayız. 02.15 saatimiz. Harika. Akşehir'den yolcu aldık arkadaşlar. Durmadı çok. Hemen yolcu aldık, devam ettik. Bakın şurada bir Güneydoğu var. Tunceliler var yanında. Asdiyarbakır çıktı. Gülerast devam ediyor. Epey güzel. Kalabalık. Evet. As turizm de burada arkadaşlar. Konya şekeri satanlar. Evet, nasıl gidiyor? Güzel malı alın.